Burada zamanlamaları göstermiştik arkadaşlar. Zamanlama 1 ve zamanlama 2. Şimdi gelelim bu iki tane zamanlamayı hafıza alanlarında nasıl atacağız? Bunları da inceleyelim. Bunlara bakmadan önce şu şekilde ifade edebiliriz. Kırmızı birimiz vardı. Kırmızı birimizi birinci zamanlama için baktığımızda nasıl belirlemiştik? 0 ile 10 saniye arasında belirlemiştik. O zaman bunu şu şekilde gösterebiliriz. 0 ile 10 saniye arasında. Biz zamanlamada şeylerde zamanlayıcı olarak T37'yi kullanacağız. T37 zamanlayıcı süresi arkadaşlar 100 milisaniye. O zaman bunu ne yapalım? 0 ile 100 diye ifade edelim. 10 saniye olarak gösterelim. İkinci kırmızı 1 için ikinci zamanlamada baktığımızda bunun için süremiz neydi? 0 ile 22. saniye arasıydı. Bunları gruplandırmış olalım. Bu şekilde ifade edelim. Benzer şekilde sarı 1 için bakacak olursak eğer sarı 1 birinci zamanlamada yani örneğimizde 9 ile 10. saniye arasındaydı. Bunu 9 yine T37'yi kullanacağız. 90 ve 10. saniye burayı da ne yaptık? 9 ile 10. saniye arasında ifade ettik. Burada ise nedir? Burada baktığımızda ise 21. ile 22. saniye arası 21 ile 22. saniyeler arasında bunu da gruplamış olduk. Yine benzer şekilde bakacak olursak yeşil 1'e bakalım. Yeşil 1'e burada baktığımızda birinci zamanlama için 10 ile 30. saniye arasındaydı. Bunu tekrar yazalım. 10. saniye ile nedir? 30. saniye arasındaydı. Burada ise zamanlama 2 için ise baktığımızda nedir? 22. saniye ile arkadaşlar 30. saniye arası. Bunu da buraya nedir? Yazmış olalım. Bu şekilde belirtelim. Yine ilk kırmızı 1, sarı 1, yeşil 1'i bu şekilde hallettik. Şimdi gelelim kırmızı 2'ye. Kırmızı 2'ye zamanlamacı birinci zamanlama değeri için bakalım. Birinci zamanlama değeri için baktığımızda 0. saniye ile 1. saniye arasında değeri var. Bir de 9. saniye ile 30. saniye arasında değeri var. Bu zamanlama 1 için. Zamanlama 2 için değerine baktığımızda yine 0 ile 1. saniye arasında ve 21. saniye ile nedir? 30. saniye arasında değerleri mevcut. Sarı 2'ye bakacak olursak eğer birinci zamanlama için baktığımızda sarı 2 0'la 1. yani 0 10 yine 2'de baktığımızda zamanlama 2 için baktığımızda da yine aynı olduğunu görüyoruz. 0'la 10. saniyeler arasında. Yeşil 2'ye baktığımızda yeşil 2'de zamanlama 1 devresine baktığımızda buradan 1 ile 9. saniyeler arasında olduğunu görüyoruz. Yine zamanlama 2 için ise değeri 1 ile 21. saniyeler arasındaki değerleri bunları da ne yaptık? Bu şekilde gruplandırdık. Şimdi burada ne yapmamız gerekecek? Her zaman paralel kollar oluşturulması esas. Her bir zamanı PLC'nin ne yapacağız? Ayrı sayfasına yazacağız. Burası da önemli. Her bir zamanı, burada belirtilen her bir zamanı kullanacağımız PLC'nin ayrı bir sayfasına, ayrı sayfasına ne yapacağız? Yazacak. Bu işlem gerçekleştirilecek. Ve o sayfa ve o sayfa sayfayı çağıracak, çağrılır. O sayfa çağrılır. Ve o sayfada işlemler gerçekleştirilir. İşlemler hangi işlemi gerçekleştireceksek eğer o işlemler gerçekleştirilir. Biz bu çağırma işlemlerine, bu yaptığımız işlemler aslında bizim PLC'de subroutine dediğimiz işlem nedir? Alt program çağırma işlemi. Şuraya tekrar yazalım. Rutin olarak geçen işlemler. Bunları da yine S7200'ün içerisinde baktığınızda mikrobinde bunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz.
Yine arkadaşlar devam edeceğim. Buradakileri nedir? Bir sonraki sayfaya taşıyacağım. Benim için önemli. Şimdi yine birkaç şey daha söyleyelim. PLC'nin aslında bizim yapmak istediğimiz ne? PLC'miz var. PLC'nin çalışması sırasında zamanlara müdahale etmek değil mi? Zamanlara müdahale edilmesi. Bu zamanlara müdahale edilmesi, zaman değerimiz nasıl arkadaşlar? Sayısal değer. Bunun için ne yapacağız? Word, hafıza alanlarını kullanacağız ve bu Word hafıza alanına ne yapılacak? Müdahale edilecek. İşte bu Word hafıza alanına müdahale edilirse sistemin işlemesi sırasında bu değer değiştirilmiş olur. Demek istediğimiz şu, bir T37 zamanlayıcımız olsun, buraya koyalım. T37 zamanlayıcımız, şart kontağımız vardı, şart kontağımızı koyduk. Bunun içerisinde alacağı değerler var değil mi zamanlayıcının? İşte nedir? 10, 20 bu değerleri yazdık. Yine 30 yazdık. Bu yapımız nasıl? Word demiştik. Word yapıda. Buradaki değerler neye aktarılacak? Merkel Word 1, 0'ın içerisine aktarılmış olacak. Yine Merkel Word 1, 0'ın içerisindeyse eğer bu değer, o zaman farklı move yapılarında incelediğimizde burası mesela move Word olsun, şart kontağımız olsun, şart kontağımızı koyduk, 50 değeri var, 50 değerini ne yaptım ben? Merkel Word 1 0'ın içerisine atadım. Benzer şekilde move bloklarıyla, burada tekrar move bloğum var, Word olarak verdim, burada tekrar bir şartım var, buraya şart 1 diyelim, şart 2 diyelim, bu şart 3 kontağı olsun, hepsinin şartın aynı olmayacağını ifade etmek için söyledim. Buradaki değerim 200 olsun. Bunu da ne yapsın? Merkel Word 1 0'ın içerisine atamış olsun. Demek istediğim şu aslında. Yeniden buraya da gelecek olursak eğer yine oluşturduğum T37'nin açık kontağını kullandım. Buraya da Q 00'a ne yaptım? Çıkışı verdim. Buradaki aldığı değer neydi? Buraya geldi. Buraya 200 değerini almış oluyor. Burada nedir? 50 değerini buraya atamış oluyor. Aslında bu değerler ve bu değer aldığı bütün değerler nedir? Merkel Word 1 0'ın içerisinde atanmış olacak. Onun içerisinde ne varsa o değerlere göre işlemler gerçekleştirilecek. Problem içerisinde zamanı interaktif olarak ne yapabiliyoruz? Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Yine T37'yi söylemiştik. T37'yi tekrar şurada oluşturayım. Bununla ilgili de yine birkaç şey söyleyelim. Şart kontağımız olsun tekrar burada. Ve burada içerisinde değerler olsun. Sayısal değerler nedir? 10, 20. Alacağı değerler değil mi? 30. Bula 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 30 işte 20. 50 diyelim. 30, 50, 200 olsun değerlerimiz. Bu değerlerin hepsi nedir? Sayısal değer. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu değeri hangi hafızada, hafıza alanında tuttuğumuzu biliyorsak eğer Word'e dışarıdan istediğimiz şekilde müdahale edebiliriz. Örnek verecek olursak eğer butonumuz var diyelim. Butona bir kere basıldığında lambamız 5 dakika lamba yansın. 2 kere basıldığında 10 dakika
10 dakika yansın. 3 kere basıldığında 30 dakika lamba yansın. Böyle bir senaryomuz olsun. Bu durumda ne yapılması gerekecek? T37, T38, T39 zamanlayıcılarını kullanıyorduk değil mi? Bunları kullanmak yerine işte birinci basma için T37'yi kullanmamız gerekecekti önceki bilgilerimizden. İkinci basmadaki değeri belirtmemiz için T38'i, üçüncü basmadaki değere göre işlem yapmamız için T39'u kullanmamız gerekecekti. Bunların yerine bir kere bastığımızda bu işlemleri gerçekleştirebilmemiz için, tamam mı, nedir? Bu buradaki Word hafıza alanlarını kullanmak da oldukça önem kazanıyor. Ne dedik? Bunların yerine bir kere bastığımızda T37'miz olsun. T37'miz o hafıza alanından ilgili değeri 5 dakika mı, 10 dakika mı, 30 dakika mı, hangi değeri almak istiyorsa o değeri alacak ve buna göre ne yapacak? İşlemlerini gerçekleştirecek. Şimdi bu bilgiler ışığında da yine kaldığımız yerden devam edebiliriz. En son nerede kalmıştık? En son kaldığımız nokta buradaydı. Buraya baktığımızda K1, S1, Y1, K2, yine S2, Y2'nin sayısal değerlerini, alması gereken değerlerini yazmıştık. Tekrar buraya yazacak olursak K1, S1, Y1, yine K2, S2, Y2. Bu oluşturduğumuz grafiklerden yine soruyu çözmeye devam edelim. Acaba neler yapacağız? Onlara bakalım, soruyu çözmeye devam edelim diyelim. Şimdi birinciye baktığımızda, K1'e baktığımızda aslında şu var değil mi? Sıfır değeri ne yapılıyor? Merkel Word bir sıfırın içerisine atanma işlemi gerçekleştiriliyor. Burada bakacak olursak eğer K1 sıfırla neydi? 10 saniye aralığında ve sıfırla 22 saniye aralığında zamanlama 1 için bu değer, zamanlama 2 için bu değeri vardı. Buraya bakacak olursak eğer K1'i oluşturalım. K1 sıfırla nedir? Baktığınızda 10 saniye aralığında ve 0 ile nedir? 22 saniye aralığında. O zaman buradaki 2 tane bu değeri alalım. 10 ile 22 değerini alalım. Bu değeri ne yapalım? Merkel Word bir 0'ın içerisine atayalım. Yani aslında şu işlemi gerçekleştirdik. Merkel Word bir 0 bir 0'ı birinci zamanlamada değeri 100 olurken Merkel Word 0'ın ikinci zamanlamada değeri ne yapacağız? 220 yapacağız. Bu aradığımız nokta bu. O zaman burada anlatmak istediğimiz ne? Anlatmak istediğimiz şu. Merkel Word 1.0'ı yeri gelecek biz 100 olarak kullanacağız. Yeri gelecek biz bu hafıza alanının içerisindekini değeri 220, yani 22 saniye olarak ne yapacağız? Kullanacağız. Bu şekilde çalıştıracağız. Yapımız bu. Merkel Word 1.0'ın içerisinde ne var? İçerisine baktığımızda 10 saniye ifade eden 100 ve 22 saniye ifade eden 220 değeri var. S1'e bakalım. S1'e baktığımızda tekrar tablomuzu getirelim. Buraya baktığımızda S1 9 ile 10. saniye, 21 ile 22. saniye arasında. Burayı da oluşturduğumuzda 90 ile 100 değil mi? 9 ile 10. saniye neydi? 21 ile 22. saniye arasında. Buradaki 100 ile 220'yi ne yapmıştım? Zaten Merkel Word 1.0'ın içerisine atamıştım. Burada yine aynen ben çağırmak istediğimde Merkel Word 1.0'ı çağırdığımda bu değerlerim zaten var. Buradaki değerleri bir yine hafıza alanına atamam gerekecek. Bunu ise Merkel Word 1.2'nin içerisine atayacağım. Yine benzer şekilde yeşile bakalım. Yeşil 1 için değerlerimize baktığımızda tablomuza tekrar bakalım. 10. saniye ile 30. saniyede zamanlama 1 için, zamanlama 2 için ise 22. saniye ile 30. saniye arasında.
Bunu da hemen yazalım. 10. saniye ile 30. saniye, 22. saniye ile 30. saniye arasında. Buradaki değerleri, buradaki değerle aynı mı? Tekrar bunu hafızalarına koymaya gerek yok. Merkel Word 1.0'ı çağırdığımızda zaten bu işlemler gerçekleştirecek. 30. saniye peki sistemin tekrar başa dönme şartı mı? Sistemin başa dönme şartı. Peki bunun için bir hafıza alanı kullanmama gerek var mı? Bir hafıza alanı kullanmama gerek yok. Bundan sonraki işlemleri ne yapacağız? Bundan sonraki işlemleri için yine kırmızı 2, sarı 2 ve yeşil 2 gerçekleştireceğiz. Bunları da birazdan anlatalım.